sebebimizi öğrenelim. Tabii. Efendim tabii bugün önce Karabük sonra Safranbolu'na geldik. Yarın genel başkanımızın Safranbolu'da programları vardı. Ardından iyi ziyaret yapacaktı. Önce bir sayın vekilimizin düzenlediği kapalı bir toplantı. Ardından belediye başkanlığını ziyaret. Ardından iyi ziyaretimiz olacaktı. Ben onun hazırlığını yapmaya geldim ama İzmir'deki hepimizin bildiği gibi deprem olunca bu yarınki program iptal oldu. Evet. Siz de izliyoruz. O program iptal oldu. Geliş sebebimiz bu. Ülkemizin başı sağ olsun. Bir sıkıntı da var herhalde. Evet. Geçmiş olsun hepimize. Evet. Son bilgileriniz var mı? Ya işte izlediğimiz gibi 6 can kayboldu söyleniyor. Evet. 200 civarında yaralı olduğu söyleniyor. Umarız daha fazla can kaybolmaz. Tabii deprem Türkiye'nin gerçeği maalesef. Depremden deprem hatırlıyoruz. Evet. Umarız tedbirler alınır. Evet. Sayın Vekilim, pandemi dönemindeyiz. Ne yazık ki Mart ayında başladığı günden bugüne baktığımızda önce yavaşladı ama şimdi kimine göre ikinci pik deniyor, ikinci evre deniyor. Bir şekilde farklı yorumlanıyor ama gördüğümüz kadarıyla en azından yaşadığımız kentte Mart-Nisan aylarından çok daha üstünde vakalarla karşılaşıyoruz. Neyi yanlış yaptık da bu kadar vakaları attırdık? Tabii Türkiye'deki maalesef bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Yaşadığımız gerçeklerle bize iletilen rakamlar birbiriyle uyuşmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu veriler adeta TÜİK verilerini hatırlatıyor. TÜİK enflasyonu düşürüyor, işsizliği düşürüyor. Sağlık Bakanlığı TÜİK'ten örnek almış olacak ki vakaları düşürüyor. Sayın Vekilimiz daha iyi bilir. Sağlık Bakanı sadece belirti gösterenleri açıklıyor. Pozitif vakaların tamamını açıklamıyor. Maalesef pandemi ilk başladığı dönemde rakamlar ve tedbirler daha fazla, daha azdı ama şimdi tedbirler ve diğer çeşitli sebeplerden dolayı vaka sayılarında artış gözüküyor. Bu pandemi dönemindeki mücadelede biraz koronayla çok muhalefetle mücadeleye dönüştü. Barolar, genel kurullar erteleniyor. Muhalefetin yaptığı toplantılar, gösteri, yürüyüş erteleniyor. Basın açıklamaları erteleniyor. Pandemi, ulusal bayramlar yasaklanıyor. Cumhuriyet Bayramı gibi. 19 Mayıs yasaklandı. 23 Nisan biliyorsunuz yasaklandı, ertelendi. Pandemi Cumhuriyet Bayramı'nda, milli bayramlarda var. Korona milli bayramlarda bulaşıyor. Diğer toplantılarda bulaşmıyor. Örneğin AKP Genel Başkanı'nın mitinglerinde, çay dağıtmalarında pandemi ve korona bulaşmıyor. İstanbul'da üye kaydı yapıyor, 100 bin üye bulaşmıyor. Miting yapıyor, bulaşmıyor. Sadece muhalefetin yapmış olduğu toplantı ve gösterilerde korona bulaşıyor. Korona ile çok muhalefetle mücadeleye dönüştü bu dönem. Maalesef çok ciddi tedbirler alınmıyor. Tedbirlerde de eksiklik var. Halka doğru da bilgi verilmiyor. Efendim tabii parti olarak siz de bunu değerlendiriyorsunuzdur. En azından yanımızda bir doktor milletvekilimiz var. Sizce bu saatten sonra ne tedbir alınmalı? Bu konuda bir çalışmanız var mı? Yeniden mesela şehir arası seyahatler kısıtlanmalı mı? Okulların açılması yanlış mıydı? Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi tabii bilim adamlarının söylediklerine inanmak lazım ve ondan söylediklerini yapmak lazım. Bilim adamları maskeye çok dikkat edilmesi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve temizliğe dikkat edilmesi söylüyorlar. Bu tedbirleri hepimiz almalıyız. Sosyal mesafe, maske ve temizliğe hepimiz uymalıyız. Onun dışında tabii ülkeyi yönetenler, Sağlık Bakanlığı'nı yönetenlerin tedbir alması gerekiyor. Bir önce söylediğim gibi bu tedbirler halkın sağlığını korumak için alınmalı. Günlük siyaset için alınmamalı. Bilim adamları ne diyorsa o yapılmalı. Bilim adamlarının söyledikleri yapılmalı. Maalesef bu süreçte bilim adamları da çok açıkça konuşamıyorlar. Bilim adamları ne deniyorsa koronayla o şekilde mücadele etmek lazım. Dünyada örnekleri var. Türkiye'deki maalesef mücadele eskiden daha farklı. Şimdi herhalde sürü bağışıklığına gidiyor iş. Herkes bulaşsın, sürü bağışıklığı yaşasın diye gidiyor. Ekonomi durumu ortada, Türkiye'nin ekonomik durumu ortada. Üzerine bir de korona var. O nedenle korona ile mücadele dediğim gibi bilim adamlarının sürede şekilde mücadele edilmeli. Evet. Sizin de tabii toplantınız var ama bir iki konuyu da biz de merak ediyoruz.
Gördüğümüz kadarıyla son dönemde ülke gündemi genelde ulusal dış gündemle genelde dönüyor. Dışarıdaki gündem daha çok ülke gündemini etkiliyor. Bunun bağlamında yine bundan beraber Sayın Kılıçdaroğlu birkaç seferdir dile getirdi. Erken seçim, erken seçim diye dile getirdi. Ufukta bir erken seçim görünüyor mu? Erken seçimi tabii biz dile getirmiyoruz. Erken seçimi vatandaş dile getiriyor. Çaycısı dile getiriyor. Kahvecisi dile getiriyor. Berberi, esnafı dile getiriyor. Eğer Türkiye'de yaşayan insanlar erken seçim istiyorsa biz erken seçimden kaçmayız. Erken seçim vatandaş istiyor. Biz de onlara başım üzerine demek düşüyor. Tabii erken seçim yapılır mı yapılmaz mı? Bu biraz Cumhurbaşkanı'nın vereceği bir karar gibi gözüküyor. Ama biz erken seçimden kaçmadığımızı söylemek isteriz. Türkiye maalesef son dönemde yönetilmiyor, savruluyor. Bir tarafta yandaş medyaya baktığımız zaman emeklilerin yüksek maaş aldığı, işsizliğin olmadığı, Türkiye'nin güzel yönetildiği bir ülke olarak görüyorsunuz televizyonda. Ama diğer taraftan gerçeğe baktığımız zaman neredeyse ülkedeki nüfusun yarısı açlık sınırının altında yaşıyor. İşsizlik 10,5 milyonu bulmuş. Türkiye'de her 3 gençten biri işsiz. Önemli bir emeklinin önemli bir kesimi 760 lira maaş alıyor. 2 milyona yakın insan 1168 lira maaş alıyor. 17 milyon insan kayıtlı TÜİK verilerine göre sosyal yardımlarla yaşıyor. Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomi ama bunu düzeltecek kapasite, düzeltecek çalışmada yok. Topluma güven veren bir siyaset yok. Hukuk askıya alınmış durumda. Hukukun olmadığı yerde, hukuk güvenliğinin olmadığı yerde can güvenliği de yok, can ve mal güvenliği de yok. Ülke yönetilmiyor, savruluyor. Ülkenin ciddi bir yönetime ihtiyacı var. Şimdi anayasamızda tabii şey var. Her ne kadar genel seçimlerle birlikte bir de ara seçimler formülü var. Şu anda da milletvekili düşürülmüş, sayı azalmış durumda. Belli bir sayının tutması halinde mecburi ara seçim şartı da var. Böyle bir zorlama olabilir mi? Böyle bir formül düşünülüyor mu şu anda? Ya bizim açımızdan öyle bir şey yok. Eğer istifa ediyorsanız bizim öyle bir düşüncemiz yok. Evet. Peki efendim az önce ekonomi dediniz. İzleyenlerimize, vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileriye dönük dolar tahminini öğrenebilir misiniz? Kur tahminini. Valla bizim bir tahminimiz yok ama ülkeyi yönetenlerin de dolarla ilgili bir kaygıları yok. Dolar yükselmesinden dolayı bir kaygıları yok. Ülkeyi yöneten, ekonomiyi yöneten zat dolarla maaş alıyorsunuz diyor. Dolarla maaş almıyorsanız sizi ilgilendirmez diyor. Türkiye'de insanlar sadece dolarla maaş almıyor. Doğru, sadece dolarla maaş almıyor. Onun dışında her şeyimiz dolarla. Kullandığınız doğalgaz dolarla. Arabanıza koyduğunuz mazot dolarla, benzin dolarla, çiftçiyseniz ilacınız dolarla, tohumunuz dolarla, öğrenciyseniz kaleminiz dolarla, defteriniz dolarla. Türkiye'de dolarla olmayan bir şey yok. Sadece maaşımız dolarla değil. Yılbaşından bu yana asgari ücretlinin 907 lira yani 110 dolar alım gücü düşmüş. Dolar tahminimiz yok ama dolarla sonuçta Türkiye dolarla borçlanmış. Garantili geçişler dediğimiz garantili hastanesinden köprüsüne kadar bütün garantili ödemeler dolarla. Karabüklü, Safranbolu hiç köprüden geçmiyor, hiç Afyon'dan ve 3. Havalimanı'ndan uçmuyor ama dolarla para ödemeye devam ediyor. Türkiye'de insanlar dolarla maaş almıyor ama borçları dolarla, yandaş müteahhitler dolarla devletlerine ihale alıyor. Dolarla borçlanmış durumdayız. Her doların bir kuruş artmasından 4 milyar borcumuz artıyor, zararımız oluyor. Dolar bütün yaşamımızı etkiliyor ama bir manipülasyon ustası hükümet dolarla maaş almadığımız için Türkiye'yi etkilemediği söylüyor. Ama dolarla maaş almıyoruz ama her şeyimiz dolarla, alım gücümüz düşmüş durumda, borcumuz artmış durumda, milli gelirimiz düşmüş durumda. Evet, son olarak bir de son Cumhurbaşkanı adayınız Muharrem Bey'in başlattığı bir hareket var. Bir dönemdir geziyor anladığım kadarıyla. Türkiye'yi geziyor. Henüz Karabük'e gelmedi ama bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz tabii Türkiye tek adamlık yönetimi nedeniyle hem ekonomisi kötüye gidiyor, hem itibarı kötüye gidiyor, hem Ortadoğu'da sözü geçmeyen bir ülke. Herkesin
bu tek adamlık rejime karşı mücadele etmesi gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu kuruluş değerleri tamamen yok edilmiş, yok edilmeye çalışılıyor. Hepimizin ortak görevi, ortak vazifesi, cumhuriyete inanan, laikliğe inanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine inanan herkesin tek adamlığa karşı mücadele etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi zayıflatmamak gerekiyor. Biz parti olarak, genel merkez olarak her partimizin değerini biliyoruz, her partimizin kıymetli olduğunu biliyoruz. Bir arkadaşımızın bile başka bir partiye veya ayrılmamasını istiyoruz. Buradan çıkacak her farklı hareket sadece tek adamlığı sisteminin uzamasına yol açar. Herkes Türkiye'yi düşünmesi gerekiyor. Herkes önümüzdeki dönem tek adamlığa karşı mücadeleyi düşünmesi gerekiyor. Herkesin kişisel kariyer hesaplarını bir kenara bırakarak Türkiye'nin tekrar parlamenter demokrasiyle, tekrar hukukun egemen olduğu, tekrar yargının bağımsız olduğu, herkesin özgürce düşüncesini ifade edebildiği bir rejimin, bir yönetimin yer alması için mücadele etmesi lazım. 2023'te Çankaya Köşkü'nde tek adamlığı savunanların değil, parlamenter demokrasi savunanların, cumhuriyeti savunanların, laikliği savunanların birleşerek Çankaya Köşkü'nde bu anlayışla birinin oturması için hep bizim mücadele etmesi gerekiyor. Kişisel kariyer planlarımızı bir kenara bırakarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Efendim teşekkür ediyorum. Size vakit ayırdığınız için. Sağ olun.